İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Dışişleri Bakanlığı, Bakü, kayıp Ermeni askerlerinin akıbetinin belirlenmesi konusunda eylemsizlik gösteriyor. Azerbaycanlılar, 2020'den bu yana 570'ten fazla Ermeni tarihi ve kültürel değerleri yok etti. Batı Ermenistan'ın evlatları, Kirk Kerkoryan. Batı Ermenistan'da Sincapların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Vahe Hovanisyan. Artsakh Cumhuriyeti'nin ilanının 33. yıl dönümü olan 2 Eylül yaz ve boş konuşmalar olmadan yeni bir şekilde kutlanmalı ve Artsakh konusu siyasi gündeme dönmelidir. Tataristan Ulusal Müzesi'ndeki 9. yüzyıl haritasında Artsakh gösteriliyor. Uruguay Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Oliviera ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Pedro Hristonyan Armenosi tanıtını ziyaret etti. Sputnik Armenya'nın haberine göre Uluslararası Kayıplar Günü arifesinde Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı İnsani İşler Dairesi Başkanı Hayk Sarkisyan, Vanazor'da yaptığı açıklamada Bakü yetkilileri kayıp Ermeni askerlerinin akıbetinin belirlenmesi konusunda eylemsizlik gösteriyor. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Doğu Ermenistan'ı zorla kaybetmelerin belirli koşullar altında insanlığa karşı suç sayılabileceği gerçeğini de dikkate alarak sorunu uluslararası yapılara ve mahkemelere taşımak için mümkün olan tüm adımları atıyor. Kayıpların akıbetinin belirlenmesi için uluslararası ortaklarımızla birlikte adımlar atmaya devam ediyoruz.'' Ermeni tarafı hiçbir zaman insanı işbirliğini siyasallaştırmamıştır ve ilgili tüm taraflarla çalışmaya her zaman açıktır. Tüm kayıp şahısların akıbeti açıklığa kavuşturuluncaya kadar çalışmanın durmayacağına dair sizi temin ederim dedi. Batı Ermenistan da aynı şekilde Bakü'den kayıp Ermeni askerlerinin akıbetinin belirlenmesi konusunda somut adımlar atılmasını talep ediyor. Batı Ermenistan bu süreci desteklemeye hazırdır ve kayıp askerlerin akıbetinin aydınlatılması ve adaletin sağlanması amacıyla uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etmektedir. Ulusal Heykel Parkı Müzesi Kurucu Müdürü ve Ermeni Yaylaları Kültürel Mirasının Savuncusu adlı Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Artur Gevorkyan, Sputnik Armenya'ya Ermeni tarihi ve kültürel mirasının yok edilmesinin Çevan, Ganzak ve Artsakh'ta 1960'lı yıllarda Sovyet-Azerbaycan zamanında başladığını ifade etti. 2020 savaşı sırasında Azerbaycan askerleri kendi vandallıklarını akıllı telefonlarıyla filme alıp internette yayınladı. Ancak Bakü'deki yetkililer uluslararası hukuku ihlal etme tehlikesinin farkına vararak bu materyallerin dağıtımını yasakladı. Buna rağmen artık uzay görüntüleme yoluyla durumu izlemek mümkün. Gevorkyan'a göre 2020'de 44 gün süren savaş sırasında ve öncesinde Artsakh ve komşu bölgelerde çoğunluğu büyük vatanseverlik savaşı kurbanlarının anıtları olmak üzere 250'den fazla Ermeni tarihi ve kültürel anıtı yok edildi. Savaştan sonra Azerbaycanlılar her hafta 3-4 anıt ve haçkarı yıktılar. 2020'den bu yana 570'ten fazla Ermeni mirasının değerleri zarar gördü. Gevorkyan, uluslararası toplumun bilgilendirilmesi ve baskı uygulaması için bu gerçeklerin toplanıp uluslararası mahkemelere sunulması çağrısında bulunuyor. Kirk Koryan, Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Arminosit'ten sağ kurtulan göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1917 yılında Kaliforniya'nın Fresno şehrinde dünyaya geldi. Las Vegas şehri Kirk Kerkorian tarafından yaratılmıştır. Bir ara dünyanın en zengin 41. kişisiydi. Dünya çapındaki yoğun hayırseverliğine rağmen sürekli olarak ilgi odağı olmaktan kaçındı, ödülleri reddetti ve hiçbir bağışına kendi adının verilmesini asla kabul etmedi. Kerkorian dünyanın en büyük otel inşaatçılarından biridir. Las Vegas'ı geliştirmek ve kumarhanelerini ve otellerini mevcut durumlarına getirmekle tanınır. Sonuçta birçoğunun kurucusuydu. Metro Goldwyn Mayer Film Stüdyosu'nun eski sahibidir. Yetenekli bir yatırımcı olarak otomobil sektörüne de adım attı ve Ford ve Chrysler şirketlerinin önemli bir kısmına ortak oldu. Bir dönem Los Angeles'ın en zengin insanıydı. Dünyanın en zenginleri listesinde yer alıyordu ateşli bir hayırsever olarak bilinen kendisini yakın zamanda DREM Fondasyonu'nun ve diğer eğitim programlarının oluşturulması için Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nin Los Angeles'taki şubesine eğitim programlarının oluşturulması için 200 milyon dolar bağışta bulundu. Ker Koryan 98. doğum gününden 9 gün sonra 15 Haziran 2015'te Beverly Hills'te vefat etti. Batı Ermenistan sincapları kırmızı listeye alındı. Büyüyen uygarlık ve yiyecek kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sayılar hızla azalıyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde çimenlerin, tarlaların ve rezervuarların yakınında gruplar halinde hızla hareket eden sincaplar uluslararası çevre örgütü tarafından kırmızı listeye dahil edildi. Bu liste yakın gelecekte türleri tehlike altında olabilecek hayvanları içermektedir. Ne yazık ki bugün Türk hükümeti işgal ettiği Batı Ermenistan topraklarında bu hayvan türünün korunmasına yönelik herhangi bir önlem almıyor. Türk faşist hükümeti Batı Ermenistan'ın doğasını tamamen yok etmeye devam ediyor ve çevre sorunlarına çözüm üretmiyor. Türkiye şehirlerindeki inşaat faaliyetleri ve büyük fabrikalardan kaynaklanan havayı kirleten kimyasal emisyonlar çevreye daha fazla zarar vererek doğanın ve biyolojik çeşitliliğin hızla azalmasına yol açıyor. Bu davranış yalnızca sincapların varlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm doğayı ve biyolojik çeşitlilik sistemini de tehlikeye atıyor. Alternatif Projeler Grup üyesi Vahan Hovannisyan, Cumhuriyeti'nin ilanının 33. yılı olan 2 Eylül'ün, ağlama, yas ve dedikodu atmosferinden uzak yeni bir şekilde kutlanmasını öneriyor. Ona göre Arsah meselesinin Doğu Ermenistan'ın siyasi gündemine keskin bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor ve bu olmadan saygılı müzakereler yapamayız. Hovannisyan, milli hayalin gerçeğe dönüşmesine yardımcı olacak gelecek planları ve somut adımların olması gerektiğini vurguluyor. Hovannisyan, mevcut hükümeti eleştiriyor ve Doğu Ermenistan'ın arsa sorununu uluslararası konjonktür ve hayati çıkarlar çerçevesinde tartışmaya dönmesini talep ediyor. Alternatif Projeler Grubu üyesi Vahe Hovannisyan, Bakü'de yurttaşlarımız cezaevlerindeyken, insanlarımız zor durumdayken gerçek mutluluğu yaşayamayacağımızı da vurguluyor. Arsak, 9. yüzyıl Hazar İmparatorluğu haritasında işaretlenmiştir. Kazan'daki Tataristan Ulusal Müzesi, Arsak Udik Eyaleti olan Parisos ve Daşir'in yer aldığı eşsiz bir ortaça haritasının saklandığı büyük haykın durumlarını sunuyor. Hazar Hanlığı, Kuzey Kafkasya topraklarında, Volga ve Don'un alt kesimlerinde 7. yüzyıl ortalarından 10. yüzyıla kadar var olan erken bir feodal devlettir. Kaganat, Türkçe, yabancı dil ve İranca konuşan halkların ittifakıydı ve çoğunlukla Yahudiliği savunuyordu. Hazarya'nın başkenti bugünkü Dağıstan'da bulunan Semender şehri ardından Volga'nın ağzındaki İtil şehriydi. Uruguay Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Oliviera ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Pedro Histonyan, Doğu Ermenistan Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Sarkis Handanyan ve Doğu Ermenistan'ın Doğu Uruguay Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Mariam Gevorkyan eşliğinde 29 Ağustos'ta Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit Anıtı'nı ziyaret etti. Davetliler Arminosit Müze Enstitüsü'nün müze çalışmaları doğrultusunda müdür yardımcısı Lusine Abrahamyan tarafından karşılandı. Lusine Abrahamyan konuklara Arminosit Anıtı'na kadar eşlik ederek anıtın kuruluş tarihini anlattı. Arminosit Müzesi'nin müdür yardımcısı ayrıca geçen yüzyılın sonlarında Azerbaycan hükümetinin Sumgayit, Kirovabad, Ganzak, Bakü şehirlerinde düzenlediği katliamlarda ölen Ermenilerin anısına kırlangıç yuvası anlamına gelen dizlerine kapertte dikilen üç haçkardan ve hikayelerinden de bahsetti. Arsa Savaşı sırasında Huşabat Anıt Duvarı önünde gömülen beş özgürlük savaşçısının yaşadıklarıyla Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit arasındaki bağlantıya vurgu yaptı. Bayan Ana Oliviera Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanları anıtına çelenk bıraktı. Ardından konuklar sonsuzluk ateşin yanına çiçekler bıraktı ve Armenosit'in masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Heyet üyeleri ayrıca müzeyi gezerek kalıcı ve geçici sergilerle tanıştı ve ardından onur konukları anı defterine notlar yazdılar. Ziyaretten dolayı teşekkür eden Armenosit müze işleri. Müdür Yardımcısı Rusina Abrahamyan, Bayan Ana Oliveira'ya Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit'le ilgili kitaplar hediye etti. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.